AK Parti'nin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirket olması için verdiği 11 maddelik teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti. İktidar kurum özelleşecek tartışmalarına son vermek için bir önerge de koydu. Ama muhalefetin pek güveni yok. Geçmişteki özelleştirmeleri hatırlatarak yüklendi iktidara muhalefet. MK özelleştirir mi? Vallahi özelleştirilir. MK Katarlara satılır mı? Kimse satılamaz diyemez. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu özelleşiyor mu? Hayır. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Lübnanlı Hariri ailesine verilir mi? Kimse verilmez diyemez. Hariri ailesiyle bir dayanılmaz bir ilişkiniz var, dayanılmaz bir aşkınız var. Veli Bey, kime sevdal olmamızı isterdin? Ben bu vatana, bu topraklara, bu bayrağa sevdal olmanızı isterdim. Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda tansiyon yüksekti ama 71 yıllık tarih Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tartışmalar arasında anonim şirket oldu. İktidara göre asla özelleşmeyecek, sadece modernleşecek. Muhalefet ise Tekeli, Türk Telekom'u, tank palet ve şeker fabrikalarını hatırlattı iktidara. Niğde'deki şeker fabrikasının yerinde ne var biliyor musunuz? Havuzlu villalar var. Yalan söylüyorum. Aldığınız bilgi doğru değil. Havuzlu villaların biraz daha resmini göstereceğim sana. Bir klasikleri var bunların. Bir kanun geliyor, bir teklif geliyor. 30 madde. Bakıyorsun 20 maddesi makul, iyi. Abi içinde öyle maddeler var ki ülkeye ihanet. Kamu mevzuatından kaynaklanan kısıtlamalar sebebiyle faaliyet alanımızdaki yetkin insan kaynağının kurumumuz yerine diğer kuruluşları tercih etmesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her çeşit silah, mühimmat, roket, harp araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılayan ve Türkiye'nin en büyük yüz sanayi kuruluşundan biri olan MKE'nin Genel Müdürü Yasin Akdere bu sözlerle savunmuştu. Kurumun anonim şirket olmasını, özel sektörle rekabet gücü az, nitelikli personel yetişmiyor diyerek. Muhalefete göre ise bu sadece özelleştirilmiş. Önünü açan bir bahane. G tarafından yılların birikimi, altyapının tamamı özel sektöre peşkeş çekilecektir. Makine Kimya Endüstri Kurumu'nun anonim şirket olması meclis komisyonunda tartışılırken CHP'li komisyon üyesi Özgür Ceylan önemli bir iddiayı da sordu iktidara. Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri ile MKE arasında toplam 123 milyon dolar satış sözleşmelerinin imzalandığı bilgisi tanıklarda bu var. Ödenmesi gereken 66.2 milyon dolarlık kısmın tahsil edilemediği tutanaklara geçmiştir. Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden toplam ne kadar alacağımız var? Muhalefetin aklında soru işaretleri çoktu ama Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti MKE'nin anonim şirket olması. İktidar özelleşmeyecek dedi, garanti olarak da MKE AŞ'nin özelleştirme kapsamından çıkarılmasını içeren önerge sundu. Oy birliğiyle kabul edildi ama muhalefetin içi rahat değil. Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri saray ne derse onu yapar. Sarayın vesayeti altındaki bu milletvekillerinin kendi hür iradeleri yoktur. Bunların yazmış oldukları önergelere de güvenmemiz mümkün değildir.